Efendim, Bilgi Spor'dan merhabalar. Ben Onni Kazinyan. Bugün çok değişik bir konseptteyiz. Değerli dostumuz Ali Murat Abarat bugün bize şeref verdiler, onurlandırdılar. Ve Müslüm Hocam'la da daimi yorumcu olarak huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz. Merhaba Onni Bey. Hoş geldin Ali Murat. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Çok iyi, biz de çok iyiyiz. Hocam nasılsınız? Tabii bu stüdyoda ilk defa konuk oluyoruz. Siz de misiniz? Evet. O tabii, o güzel oldu. Efendim, nereden başlayacağım bilemiyorum. Biz Zafer Sarhoş'uyuz. Aslında ben şahsımla ilgili konuşayım bunu. Belki siz Zafer Sarhoş'u olmadınız. Onu da sorarız tabii. Efendime söyleyeyim, mutluyum, gururluyum. Futbol açısından mutluyum, gururluyum. Ama tabii ki kızgınım da. Çünkü 25.6 yaş ortalaması olan bir takımı ve teknik direktörünü rahat bırakmadık. Yok efendim söyleyeyim Rolex sıkıntısı, yok yelek sıkıntısı, yok Merih Demiral sıkıntısı, yok efendime söyleyeyim Şenez Erzik'in beyanatı sıkıntısı, yok yeteneksiz TFF. Yani ve kurulları. Yani artık yakadan düşün. Bu TFF'nin bu beceriksizliğinde hala görevde kalırsa bunun hiçbir anlamı yok. Hemen uzatmıyorum. Ali Murat, senle başlayalım. Bize ne dersin? Böyle bir turnuvanın yukarısından aşağıya bir bize bir giriş yaparsan seviniriz. Türkiye üzerinden konuşuyoruz herhalde. Buyurun, bak, nasıl isterseniz. Siz ya, isterseniz hepsini birden globalde konuşabilirsiniz. Yani Türkiye ile başlayalım. Sizin buyurun dedikleriniz hocam. Çünkü güzel bir ara pas. Yani şeyi düşününce turnuva öncesi ne bekliyorduk? Nereye geldik? Herhalde öncelikle bunu düşünmek lazım. Çünkü gruptan bile çıkamayabiliriz diye düşünenler vardı. Halbuki grup çok zor bir grup değildi. Ölüm grupları vardı iki tane. Biz öyle bir grupta yer almadık. Oynadığımız futbol, Gürcistan maçını düşünüyorum. Aslında hakikaten çok şanslı olduğumuzu kabul etmek lazım. Gürcistan'a kaybedebilirdik. Portekiz maçı bir faciaydı. Montella zaten onun üstüne çok fazla tartışıldı. Zaten başladı işte yelek sıkıntısı dediğiniz sıkıntı. Yok önce işte, Rolex'le başladık. Evet. Tabii önce Rolex'le, oradan sonra işte Portekiz'le beraber yelek hikayeleri başladı. Ondan sonra Çekya maçı. Orada da gerçekten şunu söylemek lazım. Bir kişi eksik oynayan Çeklerdi ama zorlanan bizdik. Ve 80 dakika Çekler bir kişi eksik oynamasına rağmen maçı da kazanabilirlerdi. Ama biz şunu gösterdik. Bence Montella açısından bakınca da gelecek adına da çok da umut veren şey şu. Önemli olan bu tip turnuvalarda turnuva takımı olmayı başarmaktır. Çünkü tarih boyunca en azından benim çocukluğumdan itibaren hep gördüğüm şey, turnuvalarda sonuna kadar giden ülkeler genelde yumuşak başlarlar. Hani Brezilya'nın şaşalı girişlerini saymazsanız, İtalya'nın, Almanya'nın, Fransa'nın duruma göre aheste çekerek girdiği turnuvaların sonuna kadar gittiğini görürüz. Önemli olan hep turnuvada gelişmek, takım oyununu geliştirmektir. Çünkü şunu unutmamak lazım, milli takımlar kulüp takımı değil. Bu oyuncular her gün yan yana antrenman yapmıyorlar. Günde çift kaleyle hazırlanmıyorlar. Ve o üst üste geçen günlerde kampın üstüne konulan anlayışla aslında Hollanda maçı geldi. Hollanda maçı öncesinde Avusturya maçı, sonra Hollanda maçı geldi. İki maçta da bence zaten Montella'nın ben üstüne koyduğu şeyleri gördüm. Ve takım bambaşka bir yere gitti. Kompakt bir takım yaratmayı başardı. Sizin de söylediğiniz gibi 25 yaş ortalamalı bir takımla. Ki bu takımın ilerisinde oynayan iki tane çocuğun daha 19 yaşında olduğunu hatırlatmakta fayda var. Evet, Kenan Yıldız bazı açılardan sırıtıyor. Ama Kenan Yıldız'ı hani isim vererek konuşacaksak, ama bu çocuğun ya boşu boşuna Juventus'ta olmadığını da görüyorsunuz. Müthiş bir potansiyeli olduğunu görüyorsunuz. Arda çok tartışılarak başladı. Nereye geldi? Zaten bütün dünya parmakla Arda'yı gösteriyor. Barış Alper diye bizim bir oyuncumuz var. Zaten muadilleri Afrika'dan çıkıyor ya da İngiliz Ligi'nde ciğersiz ve bu kadar güçlü oyuncular Premier Lig'e damgasını vuruyor. Ferdi'den bahsediyoruz. Yani Van Dijk, hani Barış Alper'i sormayı maçtan sonra akıl ettiler de keşke şeyi de sorsalardı. Ferdi'yi kaybetmek hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu çocuk Hollanda'da yetişti. Bu çocuk bir yerden sonra Türkiye'ye geldi ve böyle bir oyuncu kaybettiniz. Çünkü Ferdi Hollanda'da bile oynayabilecek durumda. Yani bunu zaten görüyoruz. Bunu Koeman söyledi ama. Değil mi? Koeman ona söyledi. Buyurun. Ama Van Dijk'a, hani çünkü Van Dijk bir pozisyonda da
hem Ferdi ile hem Barış Alper'le mücadele etmek durumunda kaldı. İkisi şöyle daldığı için hani bir sağını bir solunu sormak gerekirdi diye de ben şey asistan söylüyorum. Yine sorulara bir gönderme yapıyorum. Çünkü aslında gönderme yapmaya çalıştığım şey başkaydı. Sizin dediğiniz şeye şöyle bağlayayım. Biz o kadar aslında sağ dışı şeylere takıldık ki ve hep zaten turnuvalarda 2008'deki yarı finalden beri 2016'da prim krizi, 2021'de oynanabilen Euro 2020'de Şenol Güneşli takımda biz ne yapıyoruz, ne ediyoruz krizi. Yok çok ondan sonra da kavgalar, Bilal Meşe olayları. Kavgalar ve Bilal Meşe olayı. Biz aslında başka bir şeyle uğraşıyoruz hep bu büyük turnuvalar. Geçinemiyoruz arkadaşlar ya. 20 gün sabredemiyoruz. Hocam işte o 600 tane futbolcu seyretti. Hoca gece gündüz televizyondaydı. Yani şey anlamında. Yani dolayısıyla şey yok. Yani bu şu takım sessiz sedasız, yarısı Avrupalı, Türkçeyi konuşamayan doğrusu bir ekip. Buyurun lütfen toparlayalım hocama gidelim. Zaten bence bu takım biraz da bize şunu gösterdi. Hep Türkiye'de söylenen Türk milli takımının antrenörü Türk olmalı tezini çürüttü. Ama dediğiniz nedenle altyapı eğitimlerini başka ülkelerde aldıklarından, bazıları başka ülkelerde oynadıklarından, bazılarının ana dili Türkçe olmadığından veya evet Almanya'da çoğunluğu büyüdüğünden bunlar daha farklı. Mantaliteleri de daha farklı. Böyle bir oyuncu grubunu aslında global olarak başka değerlere sahip, başka kültürel kodlara sahip teknik direktörlerin çok rahat çalıştırabileceğini gösterdiler. Hani bu Montella mıdır, başka birisi midir? Bunu tartışmıyorum. Ama böyle bir grubumuz olduğu sürece aslında bugün bağlamında 2020'lerin futbolunu oynatan, o taktik anlayışa sahip, o antrenman programlarını bilen hocalarla aslında yolumuza devam etmeli gerektiğini bize gösterdikleri için de ben ayrıca teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Ali Murat. Hocam bir şey var, bir kere 22 gün bizi orada tuttular. Bunu bilmiyorum takdir eder misin? Sağ içi konuşuyorum hocam. Sağ dışını biraz sonra soracağım. Orada öfkeleneceğiz, masalara vuracağız. Çünkü vurmamız gerekecek hocam. Hollanda aslında dişimize göre bir takım mıydı hocam? Hollanda takımı, yani şöyle bir sebep turnuva takımı. 3 kere Dünya Kupası finali oynamış. Bir kere de Avrupa şampiyonu, 88'de de Avrupa şampiyonu olmuş bir takım. Tüm oyuncuları lejyoner ve çok iyi liglerde oynuyor. Total futbol denen bir oyunu Cruyff denen bir dahiden öğrendiler ve Cruyff denen dahi bir katedral yarattı Hollanda'da ve Barcelona'da, Katalanya'da ve bu katedralin içinde bunu korumakla mükellef bir grup artık o futbolu, o total oyunu üstüne koyarak, geliştirerek, belirli bir formata eriştirerek devam ettiriyorlar. Bu önemli bir, onlar için önemli bir yol haritası. Onlar için önemli olan yol haritası bizde olmayan bir şey. Bizde hiçbir şekilde böyle bir yol haritamız yok. Biz şimdi futbol küresel kodlarla oynanan bir oyun artık. Bunun takımlara baktığın zaman oyun şekilleri ve oyun tarzlarındaki benzerlikleri görüyorsun artık. Atletizme dayalı, taktiksel becerinin çok yüksek olduğu ve direkt teknik direktörlerin müdahalesi altında ve çalışması altında oynanan bir oyun haline geldi. Eskiden teknik direktörler bu kadar üst seviyede müdahale edemiyordu. Neden? Yetenekli oyuncular üzerinde bir ya da iki tane neyse onun etrafına takım kurularak ama şimdi tamamen tam tersi taktiksel bütünlük üzerinden hareket edilerek, teknik direktör üzerinden hareket edilerek takımlar kendilerini ifade etmeye çalışıyor. Bir de 5 değişiklikle beraber çok daha fazla müdahale. 6 hatta uzatmayla tabii. Beraber tabii. Yani netice itibariyle farklı bir konu. Şimdi biz yöresel bir kültür üzerine futbolu dizayn ediyoruz ve tartışıyoruz. Ve işin kötü tarafı da 150 kelimelik bellek üzerinden 300 kelimelik cümleler kurmaya çalışıyoruz. Bu büyük bir fiyaskoya neden. Bu cesaretin kaynağı da alt kültür başlıklarını konuşarak halletmeye. Oradaki boşlukları da cüretkar şekilde cehaletten kaynaklanan reflekslerle doldurmaya çalışıyoruz. Bu da kaosa neden oluyor. Özellikle sosyal medyada inanılmaz bir kaosa neden oluyor. Şimdi Montella bize ne yaptı? Montella İtalyan futbol ekolünden gelen bir teknik direktör. Santrofor oynamış, 288 maçta 141 gol atmış bir teknik direktör. Oradaki donanımlarını da işin içine katarak gelen biri. Onu özellikle söylüyorum, santrofor neden oynatmadığı üzerine adamı eleştiriyorlar. Adam zaten bunun üstünden gelen biri. Yani siz Montella libero birini belki eleştirebilirsin ya da tandem oynayanı. Hani santroforlu. Adam zaten oradan geliyor. Doğru. O bölgenin adamı. İtalyan liginde santrofor oynamış. O boylu oynamış. O bölgenin adamı. Netice itibariyle
bizde bir şey vardı, bir sorun vardı. Bizde neydi? Takımın boyu çok uzundu. Yani biz 40-50 metrelerde takım boyunu oynuyoruz. Şimdi ilk defa ben hayatımda milli takımı 20 metrede, 25 metrede. Evet. 11 kişilik oyuncunun tamamı topun arkasında. Avusturya maçından bahsediyor musunuz? Bütün, ya, son 3 maçta, da öyle mi oynadık? Şimdi diğer bir husus, Kenan'a eleştiriyorlar. Kenan. Bir konkar durum söz konusu bizde. Oyunu kenarlara getirmeden ziyade stoperler arasında döndürmek için bir baskı yapmak lazım. Bir tarafı baskı yaparken bir tarafı serbest bırakıyor Barış. Bu Juventus'ta da olan, Inter'de de olan, elindeki oyuncunun profiline göre değişkenlikler gösteren bir şey. Savunmana da önemli bir şey tabii söylemiştiniz. Yani bu savunma. İzledim Kaan Aya'nın sağ stoperin üstüne. Buyurun hocam lütfen. Netice itibariyle Kenan'ın oradaki görevi çok önemliydi. Oradaki sağ tarafa, bizim sol tarafımıza yapılan yığılma engellediği gibi Barış'ın boşa çıkmasına sebep oldu. Arda'nın serbest oynamasıyla beraber o çıkışlarda Arda ve Hakan üzerinden çıkışlarla kontrolü kaybetmeden çıkışlar. Çünkü bizdeki oyuncu yetenekleri çok yüksek, üst düzeyde değil. Ve teknik direktörle de az çalışıyoruz. Yani senin dediğin gibi yılda kaç kere bir araya geliyorsun, kaç kere taktik çalışıyorsun. Fakat 3 maçta bir sistem oturdu, bir kompakt yapı oturdu. Bu çok değerli. Diğer bir husus, ikişerli, üçerli, dörderli grup oyunları ana menünün içinde belli. Kaan orta saha gözüktü fakat Meri ile Mert Müldür'ün arasına girdi. Ve Samet'in arasına. Bizdeki en büyük sorunlardan biri, birinci bölgeye top geçtiği zaman gereksiz atlamalarla altın bölge dediğimiz alanı boşaltıyoruz ve gol yiyoruz. Hatırlayın şeydeki yediğimiz golü Portekiz'de. Samet çıktı soldaki Leao'nun üstüne. İçeri gelen top darmadan olan bir müdafaada boş kaleye dokundu neredeyse. Şimdi o onu önledi mesela. Kaan oraya sokar. Neden? İki stoperi altın bölgede tuttu. Gol bölgesinde. Mert Müldür'ün kademesini yaptı. Tabii. O golden sonra oldu. Evet, ondan sonra Merih'in ya da Samet'in kademesini de verdi. Kaan'ı oraya soktu. Oyuna çıktığımız zaman da bir bakıyorsun üçlü oluyoruz. Hemen kenardaki oyuncular çıkıyor. Şimdi bak taktik konuşması yapıyoruz. Bana lütfen 2008'i söyleyin. En son Avrupa Şampiyonu söyleyin. Taktikle ilgili herhangi bir yorum yapabileceğimiz bir format görüldü mü sağda? Ben görmedim. Yok. Evet. Şimdi 2008'e analiz eden, anlatan Danimarkalı bir gazeteci şunu söyledi. Ben dedi Türkiye'nin ne oynadığını çözemedim dedi. Ama dedi bir tanımlama yapmamı isterseniz çok iyi organize olmuş bir kaos sistemi dedi. Ya bunun üzerinden gidelim. Biz kaosu iyi oynuyoruz. Çünkü vatan millet Sakarya üzerinden böyle bir heyecana girdiğimiz zaman kaos üzerinden gidiyor. Ama bu turnuva takımı olamazsın işte. Bir maç iki maç kazanırsın finale ya da yarı finale gel. Biz şimdi ilk defa yarı finali kaçırdık. Yani olabilecek bir şeyi kaçırdık. Ha bu kime karşı oynadın? Hollanda'ya karşı oynadın. Senin zaaflarınla onların artıları ya da onların zaaflarını masa üstüne koyduğun zaman ve bunu sağa yansımasını gördüğün zaman onların elindeki avantajlar daha yüksekti. Ne vardı? Bir, Gakpo'nun arkadaki oyununu engellemek zorundaydı. Derin pasını içeri atacak, derin pasını engellemedin. Çünkü adam 4 gol attı ve şeyin Hollanda'nın en iyi oyuncusu. 2, Weghorst girdikten sonra kornerler ve yan toplar çok tehlikeli olacaktı. 3 tane de stoper geliyor, tutamazsın. Senden daha üstün. Burayı engellemek zorunda. Buradaki alanı kapatmak birebir oynayacak oyuncular olması. Mesela orada stoper bomboş çıktı. Bu bizim ama bu Montella'nın değil. Bizim Türk futbolunun zaafı. Yan top ve arkaya derinlemesine kademe hataları. Şimdi bunları şimdi baktığın zaman Montella yabancı bir kültürü yönetiyor. Bak bu çok önemli. Farklı kültür kodlarını kendi kültür kodlarıyla anlayıp onun üzerine bir format geliştiriyor. Evet. Bu çok değerli. Ve bunun üzerine de gerçekten bir değer yarattı. Ortaya çıkarttı. Şimdi bunun kıymetini bilmek zorundayız. Yani burada beklenti üzerinde, özellikle TFF üzerindeki rant üzerinden, beklenti üzerine giden yerel ve yöresel figürdeki antrenörler ve onun saçaklarındaki yardımcı antrenör olmayı bekleyenler sosyal medyada resmen kıyım yapmaya çalışıyorlar. Montella üzerinden algı mekanizmasını evet, çalıştırıyorlar. Evet. Şimdi bu çok tehlikeli. Muhakkak surette Dünya Kupası maçları başlıyor Eylül'de, Ekim'de. Evet. Montella kalmalı. Bu takım bu yapı içinde devam etmeli ve bu çocuklara ve bu teknik direktörü, bu ekibe sahip çıkılması gerekiyor. Ha, sağ dışında çok sıkıntılı olaylar var. Öğrendiğim yeni şeyler de var. Onları soracağım. Onları daha sonra anlatırız. Anlatırız. Peki. Ali Murat, şimdi hocanın bıraktığı yerden devam edelim. En rahat galibiyetini biliyorsun. Romanya maçı son 16 grubunda aldı. Hollanda hiçbir şey yoktu. Üstelik de elinde Depay ve Simons gibi verimsiz starları var. Hollanda maçı ile ilgili hocanın üstüne konuşacaklarınızı da dinlemek isterim. Ya aslında
öyle bir maçtı ki ilk 60 dakika yani tamamen bizim istediğimize yakın oynandı. Evet, Koeman bir rekors hamlesiyle olayı biraz çevirdi. Zaten çevireceğini de tahmin ediyorduk. Ama bu hamleyi yapıp yapmayacağını bilemiyorduk. Çünkü Koeman'ın da Hollanda'da çok tartışılan bir antrenör olduğunu söylemekte fayda var. Ve düşününce Marlon, Frimpong ve Weghorst'la mesela başlasa, üç kenarda oturan adam, o kadar Türkiye'ye ters oyuncular ki. Yani Frimpong zaten Bayer Leverkusen'in yapısında neler yaptığı ortada adamlar bu senenin starı zaten. Starlarından biri. Yetenekli değil ama o kadar hızlı ve o kadar yarabiliyor ki bizim defans için gerçekten çok sıkıntılı bir oyuncuydu. Malin zaten Romanya maçının yıldızı. Evet. Bir gol bir asistle. Weghorst'un da zaten Türkiye'de bir kontrolsüz güç olduğunu, haksız rekabet yarattığını geldiği sezonda hepimiz hatırlıyoruz. Yani ama buna rağmen bir yerden sonra aslında biz galiba şuna da yenik düştük. 60'tan sonra zaten dalga dalga Hollanda gelirken ben Montella'nın hep eleştirilen tarafı ne? En çok eleştirildiği şey değişikliklerle geç kalıyor olması. Yani bunu hepimiz görüyoruz. Fakat, peki Mert Müldür yorulmadı mı? Zaten benim düşündüğüm şöyle de bir şey var. Evet geç kalıyor da hani bir antrenör şu kenara dönüp kulübeye baktığında hani bir Hollanda takımından bahsediyoruz. Hani yedeklerde şunlar oynasa bizi perişan ederdi dediğimiz adamlar gibi daha 4-5 tane daha futbolcu olduğunu görüyoruz. Peki. Yani sadece Hollanda değil. Bizim takımın derdi şu bence. Yani zaten kafasında ben bunlarla devam edebilirim ya da bir sonraki dönemde olur diye düşündüğü 13-14 oyuncusu var. Ya, şunu arz edeyim, seni destekler bir şey arz edeyim. Şimdi mesela Mert Müldür Gakpo'ya 70 dakika, 60 dakika alan bırakmadı. Bir kenardaki o bir bacak arası pozisyondan sonra Mert Müldür oyundan da düştü. Ondan sonra zaten o karadı, Gakpo müthiş kullandı ve zaten ipimizi de o çekti gibi, oradan çekildi gibi. Siz buna ne dersiniz? Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, yani şimdi orada tabelayı kaldır, Zeki'yi al belki diye düşünüyor halk. Çünkü demin dediğiniz gibi, hocanın dediği gibi hepimiz teknik direktörüz. Hepimiz antrenörüz. Adam gitmiş kurslara, eğitimler almış, bilmem kaç saat oralarda eşofman giymiş, koşmuş, taktik almış, ders dinlemiş. Biz bunu dinlemeyiz. Biz bu işi biliyoruz. Zaten futbolun da milyarlarca insanın peşine düştüğü konu bu. Yani şimdi sen şunu mu savunuyorsun Ali Murat? Yani değişme zamanları doğru muydu? Değişme zamanları doğru değildi ama sahaya attığı oyuncular bağlamında çok çaresiz kaldığını düşünüyorum. Yani çünkü Mert Müldür'ün yediği Zeki, Mert Müldür zaten geçtiğimiz sezon ne kadar oynayabildi ki ama müthiş bir performans gösterdi. Ama Gakpo gibi bir oyuncuyla Premier Lig'de o tempoya çıkan, Şampiyonlar Ligi'nde devamlı oynayan bir oyuncuyla 50-60 dakika ancak mücadele boğuşabilen tabii. Zeki Çelik zaten yıllardır aslında hep kulübe ısıtan bir oyuncu. Yani büyük takımların kadrosunda ama daha çok görüyoruz ki Lille performansından sonra artık yedek bir oyuncuya evrildi. Evet, evet. Ve rotasyon oyuncusu olarak düşünülüyor. Veya bakıyorsunuz orta sahada zaten en büyük eksik İsmail'in eksikliğiydi. Çünkü o korakor mücadeleyi direnecek oyuncu bağlamında Salih en iyi maçını oynadı turnuvada ama Salih'in yanında birisini daha istiyorduk, yetmedi. Yani aslında ben kadronun yetersiz kaldığını ama ne olursa olsun Montella ile dönemde... 16 kişiden bahsediyorsun değil mi? Evet. Zaten artık 11 kişi konuşmuyoruz. Demin de bahsetti değerli hatipler. Ve cezalar, sakatlar hani bazı takımları hiç etkilemezken bizi çok etkiledi. Tabii. Çünkü biz çok daha dar bir kadroyla dönüyoruz. Ama Montella'nın da ben ileriki dönemde bu takıma özellikle Semih Kılıçsoy'u ya da Bertuğ'u katacağını düşünüyorum. Ama onun da şunu unutmamak lazım. Zaten Arda, Kenan, gencecik oyuncuları ileri atmışken bu bir turnuva, bu hazırlık maçları değil. Oraya bir de genç bir Semih'i atmak aslında çok zor. Çünkü sonuçta Montella açısından da bakarsanız buradaki başarısıyla kariyeri devam edecek. Yoksa tabii bir alt klasmana düşecek belki de. Yani antrenörlük açısından, hem maaş açısından, tabii, hem aslında başka bir lige dahil olmak bağlamında. O yüzden de o riski almadı. Ama ben gerek Avrupa Uluslar Ligi maçlarında, gerek Dünya Kupası elemelerinde birkaç tane mevkide bu turnuvada çok şans bulmayan bazı gençlerin daha fazla süre alacağını düşünüyorum. Arkadan takviye yapacak. Hocam, enteresan bir konu var.
bunu çözsen sen çözersin diye söylüyorum. Ben çözemem. Şahsım şey Ali Murat'ı dışarıda bırakıyorum o konuda. Hocam şimdi bir forma kültürü gelişti. Benim oyuncum oynamıyorsa tukaka. Benim oyuncum yoksa ben seyretmiyorum. Milli takımı da seyretmiyorum. Bu gelişti. Adam Hatay İl Spor Müdürü. Titre bakın. Buradan Taksim'e kadar yazısı var. Adamın altında. Bu arkadaş kalkıyor. Galatasaray'ın yalnız değil. Türkiye'nin şu anda Keçiören'den 3 sene önce çıkmış bir delikanlısına ağza alınmayacak şeyler söylüyor. Hocam nasıl çözeceğiz bu işleri? Milli duygulara nasıl geri getireceğiz? Futbol açısından konuşuyorum milli duyguları. Şimdi milli duygulara geri gelmen için futbolu Türkiye'de nasıl algılandığına bakmak lazım. Türkiye'de futbol araçsallaştırılmış bir rant kurgusudur. Menajerler üzerinden dizayn edilen ama bunun içine kulüplerin yöneticilerin de menajerlerle ortak hareket ettiği bir rant kurgusudur. Ve kulüplerin içinden dışarıya da servet transferleri yapıyorlar. Transferlerle beraber. Çünkü bakıyorsun 10 milyon euro imza parası veriyor. Dünya, galakside böyle bir şey yok. Yani bırak dünyayı, galakside böyle bir şey yok. Bu para futbolcuya da gitmiyor, menajerlik şirketine gidiyor. Bu para nasıl takip ediliyor, faturası nedir bilemem. Onu kendi denetleme merkezi yaparım. Zamanı gelince gelir. Şimdi Türkiye'de iki tane sorun var. Kimsenin çok bilmediği bir şey. De Villa denen bir menajerle Mendes denen bir menajer var. İki tane menajer. De Villa Galatasaray'ın menajeri. Mendes Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın menajeri. Şimdi De Villa Galatasaray'la hareket ediyor. Elinde iyi oyuncular var. Onlarla çalışıyor. Transferleri gerçekleştiriyor. Mendes de hem Fenerbahçe'yi hem Beşiktaş'ı dizayn ediyor. Burada milli takımı dizayn etme savaşı var. Bak bu ilk defa belki burada konuşuldu. Şöyle dizayn var. Artık rant kurgusu o kadar büyüdü ki elindeki oyuncuları satabilmek için Avrupa şampiyonları, şampiyonlar gibi bilmemler çok önemli bir pazar. Ve bu pazarda kendi oyuncularını oynatmak zorundasın. Aynı şu anda Portekiz milli takımının Mendes'in elindedir. İstedi. O Ronaldo'yu oradan Mendes olduğu sürece kimse alamaz. Bir de mümkün değil. Ben onu biraz da UEFA'ya bağlı. Yok Mendes'in. Sırf Mendes mi diyorsunuz tamam, hocam? UEFA'yı da Mendes'in. Hocam inanırım size. Para bu. Sizin kulağınız deliktir. Para bu. Mendes çünkü Amerika sermayesini Avrupa'ya soktu Mendes. Evet. Yavaş yavaş o Amerika sermayesi. Fiçin falan geldiği para. Gelecek paralarımız. Hepsi gelecek oraya. Daha da gelecek. Netice itibariyle baktığınızda böyle bir Türkiye'de ufak ufak bu savaş başladı. Şimdi bu savaş başladıktan sonra tabiri caizse kartlar yeniden dizayn olacak. Montella'nın üzerine troller üzerinden özellikle Beşiktaş trolleri üzerinden bu kadar gitmesinin sebebi yukarıdaki o iki tane şeyin menajerin alan kapmasıyla ilgili savaşın farkında olmayan sosyal asalakların işin içine girerek destek vermesinden kaynaklanıyor. Yani Montella'ya bu kadar saldırının sebeplerinin arkasında bilmedikleri halde bunlar da. Şimdi mesela şeye geleceğim. Buradan TFF'ye geleceğim. Buyurun hocam. Sağ içinden biraz sağ dışına geleyim. Buyurun hocam. Şimdi Muhsin Ertuğrul'la biliyoruz program yapıyoruz. Çok sevdiğim çok bir arkadaşım. Değerlidir. Çok değerlidir. Dün de yayında andık. Şimdi bütün şampiyonaları, maçları takip etti orada Türkiye'nin de. Şimdi şöyle bir gelenek varmış. Her maçtan önce kendi ülkenin en değerli sporcularından birini lanse ediyorsun. Anlatılıyor orada, gösteriliyor. Ana ekranda. Yani işte şu spor, işte dünya olimpiyat şampiyonu bilmem ne. Ya da dünya kupasını kazanmış bir futbolcu ya da bir teknik direktör. Biz ne yapacağız? 3 maçta Hamit Altıntop kendini göstermiş ilk maç. 3 maç ekranda kendini göstermiş. 4. maç artık illallah demişler. Hiçbir şey vermemişler. Bakın Hamit Altıntop 3 maç kendini göstermiş. Bunu KJ yapalım hocam. Bu altyapı. KJ yapacak çok şey. Öyle mi hocam? Gelelim Merih'in cezasına. Hocamı salladın mı böyle? Şimdi gelelim Merih'in cezasına. Murat. Merih'in cezası. Bild açıklama, disiplin kuruluna gitti. Evet. Disiplin kurulu savunma istiyor senden. Tamam mı? Evet. Sen de savunmayı yollamak zorundasın. Gerekirse orada müdahale edeceksin. Yani lobi yapacaksın, müdahale edeceksin. Savunmayı yollamıyorsun. Disiplin kurulunda Bild'den haber çıkıyor. Ondan sonra yollamıyorsun. El altından 2 maç ceza geliyor diyor. Fakat bizdeki federasyon hamle yapmıyor disiplin kuruluna. Neden hamle yapmıyor? Çünkü başkan adayı öbür başkan adayı Servet Bey TFF başkan adayı. Eğer yıpransın hamle, orada. Evet. Eğer hamle yapıp oradan o olayı kurtardığın zaman bu iş Servet Bey'e yazar. Ama evet. Hamle yapmayıp orada ceza çıkarsa
Servet Bey'in aleyhine olur, Mehmet Bey'e bu artı yazar. Vay vay vay. Şimdi, evet, bu tezgah yapıldı. Ondan daha dur. Ondan sonra gelelim diğerce. Ne zaman açıklama yaptılar? Tahkim açıklama yaptıktan sonra. Evet. Tahkim açıklama yaptı mı geçmişiz. Bitti. İtiraz şansı ne var. Dediler? Kasa gidiyoruz dediler. Evet, kas gidemesin. Gidemezsin çünkü iki maçın, bravo, üç maçın üç maç olmadı, kasa gidemezsin. Evet. Üç maç ve üstüne gidebilir. O da yalan. Netice itibariyle orada bak abi, ne Meri, ne milli takım, ne bilmem ne. Hamit Bey ve Mehmet Bey kendi gelecekleri ve kendi organizasyonları, orada kalmayla ilgili, oradaki rantı yönetmeyle ilgili, oradaki olanaklardan yararlanmayla ilgili, o gücü kullanmayla ilgili stratejilerin dışında hiçbir şey yok. Sahanın dışında. Sahanın dışında. Şimdi buradan Montella'ya gidiyorsun. Tabii. Arkadaş, kim koruyacak bu adamı? Dışarıda böyle bir savaş varken, evet, dışarıda böyle bir organizasyon varken kimi Montella? Yine Montella'da ne yaptı? Kendini korudu. Oyuncularını da korudu hocam. Hayır, oraya geleceğim ama. Şimdi bak, oyuncular nasıl korur? Ali Murat ne kadar o işin içindesin bilmiyorum. Futbolcu olduğum için, profesyonel oynadığımız için, Onik Bey dedim. Bir futbolcu ne zaman güvenir? Bir, sahadaki çalışmana, yaptığın taktik çalışmana, anlattığın analizlere ve sahaya çıkarttığın kadronun oynadığı topa ve coaching'ine bakar. Şimdi bunların hepsine baktığın zaman eğer evet ya sonuç alıyoruz diye duygusal ve mantıksal bir harekete girerse topçu güvenir ve saygı gösterir hocaya. Güce şimdi, tapar yani. Tabii. Bu bellidir. Yani bu, evet. Hayır, topçu da çünkü oynama, yapmak istediği şeyin karşılığını alıyor. Teknik direktör de alıyor. O zaman burada o kazan kazan diye bahsettiğiniz ama aynı zamanda da kader birliği yapılan bir organizasyon tek vücut oluyor. İşte o zaman topçu sana sahip çıkıyor. O zaman beyanlarda sana sahip çıkar, açıklamalarda sana sahip çıkar, her şeyde sana. Şimdi Montella burada o kadar yalnız bırakıldı ki ve turnuvadan önce de bir şekilde altı oyulmaya da çalıştı Hamit Altıntop tarafından. Çünkü orayı dizayn etmek ve elinde tutmak Hamit Altıntop için çok önemli bir şey. Hamit Altıntop Avusturya maçından evvel ne dedi? Avusturya maçı oynuyoruz. Biz Radnik'le gittik, teklifte bulunduk fakat kabul etmedi. Durup dururken. O maç arifesi. Bir gün sonra maça gidiyorsun. Başta Radnik senin takımın başında Montella. Sen bunu ezip buna saygı gösteriyorsun ve bu takımdan başarı istiyorsun. Böyle bir şey yok bu. Evet. Tamamen altına oymak ve oradan kendine pay çıkartmak. Orada büyük bir güç savaşı olduğu belliydi. Çünkü Şenez Erzik'i de... Oraya geldi. Çok affedersin. Bak gel. Hemen arkasından Şenez Erzik açıklaması yaptılar. Evet, Anadolu Ajansı'nda. Ve yalan. Tabii yalan hocam. Kaldırdılar ya. Kaldı. Neden? Bak aynı şey. UEFA üzerinde gücü olanları manipüle ediyorlar. Halkın önüne yem ediyorlar. Biz değiliz, suçlu onlar. Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Bunu burada bir gün konuştum. Arşivlerde vardır. Başakşehir'in bir idarecisi var. Genç bir arkadaş. Şimdi ismini vermeyeyim, ayıp olmasın. Sonra elimizde veri olmadığı için şeyler söyler. Onunla beraber gidiyorlar UEFA'ya. Biz Servet Bey'i değiştirip bu beyefendiyi koyacağız diyorlar. Seçimle geldiğinin haberleri bile yok. Şu herhalde oldu bir yerden sonra. Ya oyuncular da hocaya sahip. Yani asıl gördüğümüz şey şu. Mecburlardı da. Tekmeye kafa atar mı yoksa hocam? Türkiye'de birçok oyuncunun duruma göre hocalarına hiç sahip çıkmadığını yıllarca izledik bu filmi. Cenk şurada kuvvetli olsaydı neler olurdu? Ben evet. Ama işte Cenk çok abi kaldı. Yaş ortalamasının çok üstünde olduğu için galiba gençlerle aynı dil konuşamıyor. Ama oyuncularla da Montella'nın hakikaten bütünleşmesi bizi buraya getirdi ve yani Avusturya maçı, samimi olmak gerekirse ben çok rahat Avusturya kazanır diyorum. Hollanda maçı handikap olur mu diyen soran bir arkadaşım oldu. Vallahi olur diyordum. Doğru. Ama görünen şu, biz hani yarı finale de gidebilirdik. Ve biz yine şeyi de gösterdik. Tabii Müslüm Hocam'a bir, onun dediği yer aklıma takıldığı için belki katılır, belki katılmaz. İlk defa gerçekten bir sistem 3 maçta yaratıldı. Biz milli takımda pek buna alışık değiliz. Ama Hollanda maçında da o golü yedikten sonra, geriye düştükten sonra yine bir 5 dakika bir öyle bir garip bir takımız ki DNA'larımızda mı var? Evet, var. Kaos şeyi. Bir anda hiçbir şey yapamazken sağdan soldan bir şeyler oluyor ve rakipler böyle afallıyorlar. Çünkü gerçekten kitabın içinde olmayan her zaman taraflardan gitmeye bu ülke 15 senedir, 20 senedir gerek kulüp düzeyinde, ya, gerek milli önümüzde Batistan var, Çek var, Çek Cumhuriyeti'ydi ya, o zamanlar. Ve orada bir anda afallıyorlar. Yani evet, çok büyük yine oyuncular. Beraberliğe gidiyordu oyun. Gidiyordu. Zaten iki tane pozisyon. Zeki Burcu, Zeki Çelik ve sonra Kerem sekansı inanılmaz. Yani. Sonra Semih'in pozisyonu. Yani bir tane
Kerem'in kafayı konuşuyoruz değil mi? Yani iki tane var Kerem'in. Evet. Bir kafayı çıkartmadı, bir de vurduğu şut var. Ya vurduğu çocuk, şut var. O çocuk, sen iyi bilirsin, sen Galatasaray'ı iyi analiz edersin. O çocuğun da kale vuruşları niye böyle? Çalışmıyor mu kale için? Ben çok çalışmıyor mu acaba diye de düşünüyorum. Ya bazı oyuncular çünkü çok, çok fazla geldi. Çalışınca çok fazla kafaya takarlar. Yani sporcuların rahat olması herhalde hocam onu daha iyi anlatır. Yani bir hareketi yüzlerce kez tekrarlamak çok iyidir ama evet, rahat olmak çok önemlidir. Yani Kerem Aktürkoğlu son 1-2 sezondur çok rahat değil kafa olarak. Ve zaten görülen şey şu, kendi kariyeri için ve kendi geleceği için şu ülkeden biraz uzaklaşmak zorunda. Ne oluyor biliyor musun Ali Murat? Hocam siz daha bunu iyi analiz edebilirsiniz ikiniz de. Altyapısız çocuklar. Altyapılarında iyi eğitim almadıkları için şimdi bir yere kadar gelip tıkanıyorlar. Ben oraya gelecektim. Şimdi şöyle bir şey var. Elimizdeki oyuncuların profillerine bakın. Geldikleri kulüplere bakın. Ne zaman Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray işte belirli bir formatta oynamaya çalışan, tartışılmaya çok açık bir formatlar bunlar da. Oynamaya çalışan oyuncuların hangi yaşta geldiklerine bakın. Şimdi Anadolu'da bir takımda oynuyorsun. İşte Erzincan'da oynuyorsun. Ne bileyim Keçiören'de oynuyorsun. Bilmem Gençler Birliği'nde oynuyorsun. Yukarı geliyorsun. Şimdi yukarı geldiğin zaman o kadar çok eksikle geliyorsun tabii, ki. Tabii. Sen 20 yaşındaki adamı, 21 yaşındaki adamı altyapı eğitimini alıyorsun. Fatih Terim'in çok meşhur bir lafı vardı. 97 ya da 98'de bayağı genç milli takım oyuncularını Galatasaray o sezon toplamış. Biz genç milli takım oyuncusuna taçta, kornerde, şurada duracaksın evladım diyorsak bu ülkede altyapıları duruma göre kapatalım. Bu çocukları kimse bir şey öğretmiyor mu ya diye delirmişti. Bilmiyorum hangi maçtı. Evet. Ama bu eksiklikleri yer yer görüyoruz. Ve Kerem Aktürkoğlu'nu unutmayın. Başakşehir altyapısındayken bu çocuk 4-5 sene kaybetmiş bir çocuk. Aslında evet, yani onun... Ben bunu Barış'ta da görüyorum. Ali Murat. Barış'ta da görüyorum. Mesela Barış enerjik. Mesela eğer o enerjiyi futbol tecrübesi ya bilgisiyle oynasa kimse tutamaz. Ama şu var. 100 milyonu var bugün. Şimdi Barış'ın belirli motorik özellikleri var. Çok kuvvetli. İnanılmaz derecede atletizm özellikleri var. Ve kişisel antrenörüyle devamlı üstüne koyuyor. Yani çok şu turnuvanın eğer bir altın karma yapılacaksa bence girebilecek iki tane oyuncu var bize. Biri Ferdi'dir, biri de Barış'tır. Yani evet, kesinlikle çok üst düzeyde iki tane oyuncumuz var performans gösteren. Ve Barış her yani en üst düzey takımlarda top oynayan defans oyuncularını birebir de her türlü pozisyonda geçti. Faule maruz kaldı, şunu yaptı, bunu yaptı. Bu çok değerli. Fakat şu var. Galatasaray'da oynuyor. Seninle hep konuştuk. Galatasaray'ın Tudor oyuncu sayısı çok fazla. Tabii. Bu çok değerli bir şey. Yani bu Tudor oyuncu dediğim zaman Alex, Prekazi, Hacı, yani Taferel, Papyas, bunların hepsini sayabilirsin. Tamam mı? Bunlar tabii, aynı zamanda yanındaki oynayan oyuncuları geliştiren ve öğreten tabii, oyuncular. Tabii. Değer katan. Tabii. Benim için, ben bunu çok araştırırım, bakarım. Tabii. Benim için değerli bir öngörüdür bu. Çok. Şimdi Galatasaray 4 tane çok değerli oyuncu aldı. 4'ü de Tudor'du. İlk aldıkları. Icardi, Torreira, Mertens, Portekizli... Sergio Oliveira. Sergio Oliveira. Teşekkürler. Oliveira. Bununla beraber Abdülkerim, Kerem, Barış başka bir formata girdi. Bunlarla oynaya. Tabii. Tamam mı? Şimdi bir yere geldiler. Fakat bir yere gelmeleri bu Tudor oyuncular bir yere gidiyor. Ama şu var. Bir de teknik direktörünün elinin değmesi. Yani tabii, elindeki Tudor oyuncuların beklentisi üzerinden hareket edemez. Doğru. Sen Barış'a sıfıra indiği zaman kafasını kaldırıp nereye çıkartabileceğini, sen Barış'a şut atma mesafesinde nerede atabileceğini, sen Barış'a ne bileyim çalım attıktan sonraki pozisyonda ikinci hamlenin neler olabileceğini. Yani bir şeyleri detaylı şekilde öğretmek zorundasın. Doğru. Tamam mı? Yani tek başına bırakamazsın. Ya da o Tudor oyuncuların sorumluluğuna da veremezsin. Yani bunu Fatih Terim de yapıyor. Yaptı. Okan Buruk da yapıyor. Şimdi Fatih Terim eleştirdiği şeye bakıyorsun. Milli takımlarda tüm her şeyden sorumlu olduğuna bakıyorsun. Peki bunun karşılığında koyabilecek bir formatta bir müfredat ya da bir eğitim kurgusu yarattın mı? Hayır, yaratmadın. Kimse yaratmadı hocam. Biz de şunu söylemek istiyorum. Evet, sorunu teşhis ediyorsun. Doğru. Çözüm önerilerine geldiği zaman o kadar çok fazla zaman, efor harcaman gerekir ki o zaman parayı kaçırırız.
Hocam, ve o zaman skorboard'u kaçırırsın. Buraya da kimse gelmiyor. Milli eğitimle bakın alttan gelmiyor bir şey. Hep Avrupalı çocuklar görüyorsunuz takımların. Bizim takımın komplesi Avrupa. Yani hoca da Avrupa. Yani biz sadece bize onlar taşeron gelmiş. Bizimle çalışıyorlar gibi görünüyor şu anda. Kendi yetiştirdiğimiz yeteneklerden çok İstanbul Türkiye gibi 85 milyonluk futbol enerjisi olan memlekette oyuncu sebebine gelince akademi yok. Geçen hafta konuştuk. Zamanımız olsa bir ikinci başka bir programda akademi konuşuruz. Milletin en ufak oyuncusu Emasya diyorsun. Lamine Yamal 90 milyon, Kubarsi 30 milyon. Bunlar efendim mesela Gavi 95 milyon. Yani bunlar önümüzde bunlar hocam. Yani efendim mesela geçen hafta bir araştırma yaptım. Bilbao'nun size anlattım onu. Yani Lezama diye bir yeri var orada. Şeyde yukarıda Bask bölgesinde. Düşünebiliyor musun? Şu anda çıkardığı adamlar 100 milyon. Yani Williams kardeşler 50'şerden 100 milyon. İkisi de Atletico Madrid'de adamı Nico Williams şimdi transfer yapacak. Yani şey için söylüyorum bunları size. Yani bizim milli eğitimle sporun bir bağı yok. Sadece o değil bak şöyle bir şey var. Futbolda katma değer yaratmak zorundasın. Yani bu Liverpool'da yaratıyor, Manchester City'de yaratıyor, Real Madrid'de yaratıyor. Tabii. Barcelona zaten bunun üzerine kurulmuş. Şimdi bu kulüpler katma değer nasıl yaratıyorlar? Aşağıdan oyuncu yetiştirerek yaratıyorlar. Evet. Ve bir sistem kuruyorlar, bir müfredat uyguluyorlar. Ve aşağıda onu yetiştirecek hoca, nasıl diyeyim, kurumsallaşıyor tabiri caizse. Yani 40 yıl, 30 yıl aynı hocayla çalışıyor. Zaten İspanyol altyapısını 16-17 yaşında çalıştıran adamların bir bölümü 60-70 yaşında. İşte hani biz hemen abi diye 35 yaşındaki adamı oraya koyuyoruz. Futbolu bırakır bırakmaz. Adam 40 yıl boyunca aynı yaş grubunu çalıştırıyor. Hocam, 17 yaşında bırakıyor. Ali Murat Beşiktaş'ı verdiler ya. Beşiktaş'ı, Burak'a Beşiktaş'ı verdiler. Şimdi Allah'ınızı severseniz. Yani şimdi oralara gidersek çıkmayız. Oralara girersek hayır, girmeyeceğiz. Ve şeyi de düşünüyorum. Yani Atletik Bilbao sadece bask oynattığı için onların evet. Havuz daha da daha da da. Yani doğan bütün erkek çocukları duruma göre yani ilk daha emekleme gününden itibaren takip ediyorlar. Nereden? Başka şansları yok. Eğitimle spor bir arada çalışıyor. Bizdekini şimdi konuşursak ayıp şeyler olur. Ağzımız çıkamayız bu işi içinden. Yani şimdi eğitim nerede? Eğitimin spora yakınlığı nerede? Ha, eğitimin bilime katkısını tartıştı ondan sonra spora geldi. Ya işte anlamadın yani. Hepsi Eşel Mobil gidiyor. Bilimle sorunu var eğitimin. Bravo zaten. Eşel Mobil gidiyor arkadaşlar. Peki vaktimizi kontrollü kullanalım diye reji de bizi biraz sonra kovar şey olarak. Size Clement Turpin'i sorayım. Evet buyurun lütfen. Vallahi yani kötü bir maç yönetti söylemeye bile. Senin ne golünden Fransız'a golünden? Yok canım benim ne golüm sayılmaz da. Ya kötü bir maç yönetti. Evet. Ya çok net olarak kırmızı kartı vermediğini söylemek lazım. O bir. Ama var. Zaten asıl Samet'e yapılan. Ya benim yani futbolda şimdi o basmalarla ilgili olarak bazen kafam karışıyor. Çünkü Türkiye'de aynı pozisyonda devam oluyor. Kırmızı kart olabiliyor. Sarı kart oluyor. Her şey olabiliyor. Bütün senaryolar takımlara göre, maçın dakikasına göre değişebiliyor VAR'ın müdahalesiyle beraber. Ama ben özellikle o maçtaki beni en çok rahatsız eden hareket sonradan oyuna soktukları oyuncunun Samet'e yaptığı hareket. Evet hocam. Çünkü bir futbolcuyu bu açıkça sakatlamaya yönelik bir hareket. Sakatladın da yani. Ve sakatladın. Tabii. Çok daha ağır sakatlayabilirdi. Yani kırmızı kart yani bunun lamacımı yok. Evet. Ya siz bu işten para kazanıyorsunuz bir meslektaşına bu şekilde yürüyerek maç yönetti hoca ya. Ya şimdi aslında ama şunu unutmayın. Ben yani naçizane tek bir şey söylemek istiyorum. Bütün bu Merih olayının gölgesinde bizim Türkiye'nin aslında çeyrek finalde bir şekilde kalmasını Avrupa'nın ileri gelenlerini tercih ettiği aşikar. Yani ben de buna inanıyorum. Hakemin büyük bir ihtimalle kafasında bir yerlerde bütün takdir hakları veya ortadaki kararlar doğru. Kaldı ki biz kırmızı kartları konuşuyoruz. Maçın başında Barış Alper'in yaka paça indirildiği pozisyon var. Hadi ona sarı verdim vermedim. Onu da tartışmıyorum. Bir de şunu da unutmayalım. Biz şeyi bile doğru dürüst görmedik. Gakpo'nun attığı pozisyonu doğru dürüst görmedik. Arkadan nasıl geldi? Şimdi, foul var mı? Foul var mı yok mu? Belli açılardan Gakpo aslında Mert Müdür'e bir şekilde müdahale... Yani orada bir darbe var gibi gözüküyor. Yani bir hafif evet, bir şey var. Ama incelenmedi. Maç sırasında bunu görmedik. O dikkat heyecanla edin. Göremedik. Yani. Almanya rejisi zaten Türk taraflarla pek göstermedi. Evet.
belki oraya giden siyasileri göstermemek hani bir karar olabilir ama başka siyasileri gösteriyorlar. Prensi gösterebiliyorlar. Başka ülkelerin değerli insanların şey yapıyorlar. Almanya dedin. Aklıma geldi Ali Murat. Almanya'yı da Anthony Taylor paçavra etti. Baris Peraldi'yi de Almanya'da. Kukureyan'ın eline çarpan top yanlış ama mı? Ama şunu düşünelim. Olur. O dakikaya kadar da Almanya'ya gösterdiği baba şefkati. Evet. O Kroos iki kere atılırdı. İki kere. Doğru. Üç kere atılabilirdi. Doğru. Kroos iki kere atılır. Doğru kesin. Elini sakatladı. Oraya gelecek. Yani ben herhalde şunu düşünelim. İngiliz tarihinde Almanya'yı bu kadar sevenler... aşkı nedeniyle tacını terk eden kral Edward Nazi selamı veren ve Elizabeth'e de verdirten başbakan Chamberlain, hakem olarak da Anthony Taylor'dır. Yani bu kadar bir Almanları hiç sevmeyen İngilizler iki savaşta savaşmış olduklarını da düşününce bayağı kolladı ama. Doğru. Peki yetmedi. Şeyi soracağım şimdi, bir de saate bakayım da ona göre şeyi sorayım. Yarı finalde ne olur? Buyurun hocam. Almanya maçında o çok önemliydi. Kroos'a iki tane, yani dört sarı kartı vardı, iki tane kırmızı kart oldu. İlk 10 dakikada oldu. Tabii. Daha maçın başında Pedri sakatladı. En önemli oyuncusu. Ya. İspanya'nın en değerli ve en önemli oyuncusu. Yine onun da ne şanssızlığı. Şimdi, yeni çıktı. Yani burada şu var. Eğer biraz işin perde arkasına bakacaksak, Avrupa'da yükselen bir ırkçılık zihniyeti var. İktidarlara da yavaş yavaş geliyorlar ve orada da belirli bir kesim buna karşı çıkmak için ittifaklar yapıyorlar ve bu kendi yaşamlarıyla beraber orada göçmen yaşayan insanları da korumak için bunu yapıyor. Bu sol düşünce üzerinden, özellikle sosyalist düşünce üzerinden ciddi şekilde bir organizasyon gerçekleştiriyorlar ve irade ortaya koyuyorlar. İşte Fransa'daki seçimlerde bu iradenin ciddi şekilde yansıması. Aynı şey futbolu bunun dışında düşünemezsin. Yani şöyle bir şey var. Sen Afro Fransızları, Afro İngilizleri ya da farklı ülkelerden Arap kökenli Cezayirli Faslı oyuncuları Kuzey Afrika'da kendi ülkene getirip vatandaş yapıp milli takımı kadar getirip Dünya Kupası kazandırıyorsa bunlara saygı göster. Tabii göstereceksin. Bu kültürel entegrasyonu yaptıysan her şekilde saygı göstereceksin. Yani bu futbolda da aynı şey, siyasette de aynı şey, günlük yaşantıda da sosyal yaşantıda da aynı şey. Şimdi buradan futbola geldiğin zaman UEFA nezdi ki FIFA ile UEFA bana göre suç örgütü ikisi. Tabii hocam. Kesinlikle suç örgütü. Yani oraya girip çete diye bunların hepsini tutuklamak lazım. Tutuklamak lazım. Hocam tutuklandılar ikisi. Yani bu kadar iğrenç bir adam var. Tabii hocam. Bu Platini gitti ya orada. Platini gitti ya. FBI devreye girdi de gitti. Yani. Yine bakma sen. Avrupa'dan yapacak bir yer girmeseydi ki olur muydu? Ya orada esas. Tabii. Yani iki tane suç örgütü her türlü rezilliği yapar. Atadığı hakemi manipüle eder, maçı manipüle eder, her şeyi yapabilecek pozisyonda. Yani bizim maçta geldiğin zaman iki tane çok net kırmızı kart var. Ben penaltı için bir şey demiyorum ama iki tane İspanya maçındaki penaltı için. Yani onun bir mantığı var, aşağı çekiyordur. O kolu çözemediler zaten penaltı. Her sene de değişiyor. Evet, o kolu nereye koyacakları, açılarını ve derecelerini bulamadılar. Bulamadılar yani. Evet. Netice itibariyle böyle bir algı var zaten. Bunlarla da uğraşmak zorundasınız. Ülke olarak da uğraşmak zorundasınız. Her şekilde uğraşmak zorundasınız. Kuvvetli yani, federasyonlarla. Biz şunu söyleyeceğim. Biz ellerine koz vermeden hareket etmek zorundayız. Yani Merih'in olayında da aynı şeyi söyleyeceğim. Burada bir siyasi simgeyi kullanmanın hiçbir karşılığı yok. Ellerine koz vermekten başka bir şey yapmıyoruz. Bekliyorlar zaten. Bu bizim için de geçerli değil. Diğer alt takımlar için de geçerli. Yani neticede İslami fobinin çok güçlü olduğu bir yerde, ırkçılığın çok güçlü olduğu bir yerde kendini korumakla mükellefsin sen ve futbolun içinde kalarak hareket etmek zorunda. Nasıl Juventus'u Atalanta futbolun içinde kalarak hareket ediyorsan, mesela nasıl orada senelerce seni kontrol mekanizması içinde tutuyorlarsa, burada da sen kendini kontrol mekanizması. Roma Lazio oynuyor senelerce. Roma Lazio oynuyor senelerce. Evet. Yani değil mi? Roma Lazio demek yani nasıl söyleyeyim 80 öncesinin sol sağı gibi yani burada. Hala öyle yani. Yani. Kuzey tabii, Batı gerçi yani. Roma tribünü de artık sağcı oldu. Öldü mü? Olur sonra. Abi. Sistem eğilir yani o tarafa. Peki final finale giden yolda İspanya, Fransa, Hollanda, İngiltere. Bir kere İngiltere ve Fransa'dan nefret ediyorum. Onların seyrettiği maçları yazık oluyor ömrümün. İkişer saati gidiyor. Şimdi burada yorum yapmak için iki tane şey var. Bir duygusal bakacaksın.
Bir de gerçeklere bakacak. Ya, yani Hollanda gerçeklere bakarsak Hollanda İngiltere penaltı yakalırsa çok eğlenceli olur. Tarih boyunca penaltı atamayan iki ülke. Gerçi hani bu turnuvada daha iyi yaptılar. 5'te 5 yaptı be. 5'te 5 ama yani çok enteresan 5'te 5. Ya kimse beklemiyor, İngilizler de beklemiyor. Ama Sommer'in orada büyük şeyleri vardı ya. Sommer penaltı kalecisi değil. Yani. Bir de şunu unutmamak lazım. Yani Sommer de kısa boylu bir kaleci. Tabii. Kısa. Artık penaltı kalecilerinin boyunun 1.90 üzeri olduğunu unutmayalım. Evet, Avusturya'da öyleydi değil mi? Kalecisi kısa boylu bir olan. Evet, 1.80 küsür yani. Yani kısa boylu dediğimiz tabii bu. Ama yani artık işte Taparel'ler kalmadı. Biz yok hocam. Yok kaleciler yok. Şenol Güneş'ler hiç kalmadı. Hiç kalmadı. Bitti bu işler artık. Ama yani İspanya-Fransa maçı hakikaten kağıt üstünde çok sert maç. Ama işte Döşan'ı bir şekilde yemeğine bir şey katıp o gün sahaya çıkmamasını sağlarlarsa Fransa'nın şansı daha artar. Hakeza aynısı Southgate'de üzerinden de bir planlar yapmak lazım. Çünkü aslında İngiltere'de bize hep şunu gösteriyor. Ne zaman ki zor duruma düşüyor, yanlışlıkla Ivan Toney'i sahaya atıyor. Evet. 10 dakika içinde işi çözüyorlar. Bir anda Toney. Takım bambaşka ya, bir şey oynamaya başlıyor. Palmer'la Toney girdiği zaman, tamam. Eze girdiği zaman oyun başka, hocam, başka bir şey oluyor. Ya, tabii ben Palmer'a yani hayret diyorum ya. O kadar top ayağına yakışıyor. Ya belli ki öbürü tamam durdu. Ya girilişi Eze yüzünden almadı. O bitti. Evet. Yani, şey yüzünden. Şu var baktım. Şimdi 3 tane teknik direktörü baktım. Bir tane futbol oynayan kamuoyunda tatmin eden teknik direktör var. 4 teknik direktör. Yok. Dele Fuente. Evet. Bu diğer 3 tane. Dele Fuente'nin ama bu çocuklarla beraber çalışmış. O da büyüdü onlarla beraber. Tabii hocam. Yani. Şimdi 3 tane muhafazakar ve tutucu antrenör var. Bir tane. Oradan da Morata'yı getirin Fener'e ya da Galatasaray'a bir kakalayın da rahatlayalım yani. Allah'ım yarabbim bu kadar santrfor eksiği olur mu ya? Ben bitireyim. Buyurun hocam, özür dilerim. Netice itibariyle baktığın zaman tabii Dele Fuente'nin finale kalması hatta kupayı kazanması herkesin gönlünde, benim de gönlümdeki. Çünkü bir değer katıyor futbola. Oynattığı oyunla, ortaya koyduğu iradeyle, teknik, coaching becerisiyle. Bu çok önemli bir şey. Şey, Koeman'la Southgate elindeki değerin kıymetini bilmiyorlar. 1.4 tüketiyorlar. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? 1.5 milyarlık takımlar ya. Ya dünyanın en prestijli futbolcularının hocamı ister bunlar ya. Sizin. Hayır, ben o zaman takım futbolcuları yerinde giderim. Bize hocam hoca vermeyin. Kafamıza göre oynayalım derim ya. Yani bu kadar kıymetli. Sağladık. Ya neden bu kadar tutuyorsun bu oyuncuları? Niye arkada bu kadar tutuyorsun? Ve bunu Döşan diyor ki savunmayla çok iyi iş yapıyoruz diyor. Ya elindeki tüm oyuncular aksiyon oyuncusu. Üçüncü bölge oyuncusu. Yani bıraktığı zaman farklı bir formata gideceksin. Ya savunmayla çok iyi iş yapıyoruz ki Dembele'yi de kenara aldı, Turam'ı da kenara aldı, Griezmann'ı kenara aldı. 18'i geçeri geri çekiyor, kulübeye çekiyor. Koşan şey Afrikalı 3 tane koşucu. Final ne olur? Toparlıyoruz. Final. 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 İspanya birinden tutar bana göre. Yani peşin şunu söyleyeyim. Söyle. İspanya Hollanda finali çok zevkli olur. Oo. İnanılmaz iyi olur. Fransa İngiltere uzadık dedi uzar. Gide penaltısı bilmem neyse her şeyini. Hazırlıyor musunuz? Sabahlarınızı. Öyle bir şey Marsilya diyorum. Fransa'dan bir maç oynadı Beşiktaş. Bugün başladı yarın bitti. Evet. Ama şu var. Fransa'da ya çok ters bir takım. Yani savunması muhteşem bir takım. İspanya çok zorlanacak. Yani inanılmaz bir savunma yapıyor. Çok kuvvetli ve bulacağı pozisyonu da değerlendirecek çok kritik oyuncular var. Mbappé'nin sakatlanması tabii. Bunu... Hollanda şeye karşı avantajlı ama İngiltere'ye karşı. Ya ben Hollanda'yı biraz şey gördüm ya ne bileyim ya Depay'la Simmons falan filan çok fonsuz şöhretler yani sizi dinliyorum. Yani belli olmaz Koeman yanlışlıkla doğru bir 11 sürerse tehlikeli olur. Ya tehlikeli oyuncu sayısı çok. Ama yani İngiltere-Fransa finali bizi bekliyor olabilir. Ya ben de İspanya kazansın istiyorum. İspanya hakikaten çok daha iyi oynuyor. Zaten final oynandı arkadaşlar ya. İspanya, Almanya oynadı. Final bitti ya. Final değil bu yedek. Kupayı verecekler. Julien'in işte... kupasını kaptırdılar ya. Şeye, İngilizler 66'da kupayı çaldırdılar ya. Hani sonra sahtesini yaptılar falan filan. O hala bitmedi o iş. Aynı olay. Kupa oynandı. Kupa İspanya, Almanya oynandı. İspanya'ya verdiler kupayı. Bu iş bitti bence. Bu formaliteler bunlar diyorum. Ama formaliteyiz abi işte Turnuvanın en berbat iki takımından biri. Sorma bu arada bunlara berbat dememizin nedeni de bu kadrolar yüzünden. Tabii bu hocam, kadar iyi kadrolar. Yani belki hakikaten tarihinin İngiltere'si.
tarihin en iyi Fransalarından bir tanesi. Çünkü Fransa'nın maşallah 3-4 turnuvada inanılmaz kadroları var. Yani Zidane'lı arkadaşlarına da haksızlık etmeyin. Onlar da canavar. 98'den itibaren çok iyi kadro. Çok iyi kadroları var. Ama harman yaptılar ama. Afro-Afrikalıları getirdiler oraya. Çok enteresan. Onların altyapıdan çıkması ama falan. Ama Jacquet'in programından sonra böyle oldu. Jacquet'in programı oldu bu. Taraflarda çok scoutları var Avrupa'da. Hayır ama Jacquet'in sistematik kurgusu, akademilerin tamamı. Akademilerin hepsi. Jacquet'in programını doğru uygulayan. Hocam. Doğru. Yani oradan başladı. Yani, ama bir de ne yapıyorlar biliyor musun? Hocaları Afrika'ya gönderiyorlar. Bir bakıyorsun Kamerun, örnek konuşuyorum. Bir bakıyorsun başında Fransız. Ghana, bakıyorsun Fransız. Örnek konuşuyorum. Yani, sömürgeleriz. Sömürgeleriz. İşte, işte oradan büyük bir şey fark ediyor. Mesela Portekiz. Portekiz. Yahu insan Martinez, Roberto Martinez'i getirir mi ya? Allah'ını seversen. Zaten adam o güzelim Belçika'yı mahvetmiş ya. Adam yanlış mıyım arkadaşlar? Düzeltin beni yanlışsa. Doğru mu? Yani o Roberto Martinez'i orada görünce saçlarım diken diken oluyor. Yani onu Mendez'e söyleyeceksin. Ya, ya hocam. Ara verin yiyorsunuz galiba. Evet. Yani, onu Mendez'e söyleyeceksin. Ya bir insanın geçmişine bakmaz mısın ya? Bu adam 3 kupa alacak Belçika'nın o altın grubunu mahvetti ya. Yanlış mı söylüyorum arkadaşlar ya? Toparlıyor muyuz? Evet, toparladık. Var mı ilavemiz? Sizin? Benden de yok. Teşekkür ederiz hocam. Peki, emeğinize sağlık. İnanılmaz güzel notlar. Hoş geldin. Hocam böyle iki tane donanımlı beyefendiyle uğraşmak kolay mı yani? Ter içinde kalıyorsun. 50 programa bedel bu program. Donanım, bilgi, her şey. Çok teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık Ali Murat. Arada bekliyoruz seni. Evet, teşekkür ederim. Boş olduğunda. Evet, renk katıyorsun. Hocam emeğinize sağlık. Görüşürüz. Ama açılışta söyleyemedim ama tişörtünüz çok güzel. Teşekkür ederim. Çok yakışmış da böyle. Teninize de uymuş. Efendim, Bir Gün Spor'un sonuna geldik. Herkese iyi haftalar diliyoruz.